Günaydın canlarım. Sabah kalktım, direkt kalktığım gibi elime telefonu aldım. Pardon, yalan söylemeyeyim. Önce çayı koydum, sonra yumurtalığı koydum, sonra telefonu elime aldım. O güzel yorumlarınızı gördüm. Sabah sabah, of, bana öyle bir motive oldunuz ki, pozitif enerji verdiniz ki. Çok teşekkür ederim size. Daha kendime gelemedim. Çayımı demledim. Çamaşırlarım toplanacak. Hava yine çok güzel değil. Yani böyle soğuk değil ama kızlar kapalı. Zaten Türkiye genelinde yağmurlu her yer. Herhalde onların etkileri, yansımaları bize taraf doğru geliyor gibi bir şey. İşte kahvaltı falan yapacağız kızlar. Hazırlanacağız. Daha yani oğlum koyacaklarımı koydum da. Zaten duracağımız yani bir bu gece bir de yarın gece pazar günü dönüyoruz Allah'ın izniyle. O yüzden çok bir şey koymayacağım. Bu arada dün Evkur'a gittim, tableti teslim alamadım kızlar, çok sinir oldum. Gelmemiş ve bana teşhir ürünü vermeye kalktılar. Ben de tartıştım, yani niye dedim ben teşhir ürünü kabul edemem. Kabul edecek olsaydım dedim dün alırdım yani. O gün işlemi yaptırdığım gün alırdım. Her neyse öyle bir sıkıntı yaşadım dedi. Balıkesir'e mi gideceksiniz? Evet dedim. Balıkesir'deki Evkur'dan teslim alabilir misiniz dedi. Ben de evet alabilirim dedim. Ondan sonra o şekilde anlaştık. Yani buradan direkt çarşıya gideceğiz. Evkur'a uğrayacağız. Ve işte tableti teslim alacağız. Öyle kızlar bakalım, ben kahvaltı falan hazırlayacağım. Şimdilik görüşürüz. Öpüyorum sizi. Canlar. Evet kızlar, ben bir duş aldım. Aslında kayınvalidemlerde alırım diye düşünüyordum ama olur ya, bir aksilik olur, bir şey olur, yetişemeyiz falan, alamam, sıkıntı olur. Onlar da saçlarımı düzleştireceğim ya da şöyle bukle bukle yapacağım. Düzleştiricimi ya da maşama götürmüyorum çünkü görümcem de var, ne gerek var kendimi yüketmeye. Yüzüme de sadece krem sürdüm, nemlendirici, hiçbir şekilde makyaj yapmadım. Niye kızlar? Çünkü zaten orada bir makyaj yapacağım söze geçerken. Ayrıyeten bir de makyaj silme sorunu yaşamak istemiyorum. Buradan arabaya bineceğiz, direkt Balıkesir merkezde Evkur'a uğrayacağız. Oradan tableti teslim alacağız. Oradan tabletime kılıf falan bakacağız kızlar. Çünkü biliyorsunuz ki çocuğum var benim. Oldu, hadi tuttu, attı. Dikkatli kullanmam gerekiyor. Oradan belki işte o gün bize gelen Leyla ablalara falan dükkana uğrayabiliriz veya Ramazan dayının dükkanına uğrayabiliriz. Öyle gezeriz belki. Oradan da eve geçeriz. Anca zaten ben makyaj, saç falan yapacağım, hazırlanacağım. O şekilde olacak kızlar. Şimdilik görüşürüz. Enişteniz Cuma'ya gitti kızlar. O arada ben de hemen bir Nescafe yapayım dedim, içeyim dedim. Aslında yapıp da yanıma alacaktım arabada giderken içerim diye ama. Şu hani mini termosları var ya kızlar. Bozuk olduğu için. Kapağından akıttığı için alamadım. Her neyse evde içeyim dedim. Altıma da yine bu su mavisi, su yeşili. Şu kot pantolonumu giydim. Kot, kot yani. Tayt değil, kot pantolonumu giydim. Tayt gibi duruyor olabilir çünkü benim kot, bütün kotlarım bu şekilde dar. Böyle seviyorum. Üzerime de ne giydim? Biliyorsunuz biraz önce gördüğünüz çiçekli, rahat, tiril tiril bir gömlek. Vereyim annem, dur. Al, burada suyum var. Çınar Sufa'da böyle rahat bir tişört giydirdim. Altında da rahat bir eşofmanı var. Ama güzel olmamış. Sanki o tişörtü değiştireceğim. Başka giydirelim anneciğim. Gel başka giydirelim bence. Şu yer yatağı kızlar, bende bir tane var. Bunu istemiyorum. Kayınvalideme götüreceğim. Şunları da götüreceklerim. Şu Çınar Yusuf'un bavulu, çantam. İşte oraya da bir şeyler koydum. Şunlar da gidecek. Burada da katlanmayı bekleyen çamaşırlar var. Katlayamadım. Canım istemiyor katlamak çünkü. Yarın diyorum, gelince katlarım. Çınar! Gel annem ya. Yıkanacak mı? Başka giydireyim dedim de. Şu grisi nerede? Onun griyi giydireyim. Şunların içindeydi. Kızlar onları çıkarmış, şunları giydirdim.
Sarıyor şomanını giydirdim. Öbürünün paçaları lastikli olduğu için kötü durdu. Üstüne de tişörtünü giydirdim. Ben kahvemi içeyim. Birazdan gelir enişteniz. Canlarım biz geldik kayınvalideme. Bayağı oldu. Yemek yedik. Çay içiyoruz şu an. Hemen tabletimi göstermek istedim sizlere. Şöyle kızlar teslim aldım. Buradaki Evkur'dan. Hiçbir sorun olmadı. Açıp göstereceğim. Bir saniye. Şu şekilde kızlar. Göstereyim. Kap ve kılıf ve ekranını koruyucu alacağım. Ama bugün geç kalırız diye bakamadım. Yarın çarşıya gideceğiz. Bakacağız. Şu şekilde kızlar. Açtım, kontrol ettim. Zaten orada da kontrol ettiler. Ayarlarına falan baktılar. Yani ben çok beğendim. Boyutu kızlar kamerada gözüktüğü gibi değil. Baya baya büyük. Casper'ın. Şöyle arkası da gri. Şu şekilde. Ne diyor işte. 16 GB hafızası var. Bluetooth, Wi-Fi, 2 MB. İşte böyle işte. 4.5G'ye uyumluymuş. Via L8 4.5G diyor. Bu şekilde kızlar yani. Çok memnun kaldım. Yani şu anlık bir sıkıntı yok. İnşallah bir sıkıntı olmaz ileri dönük. Yarın buna da aynı telefonumun kabı gibi şeker pembesi bir kılıf alacağım. Bundan sonra artık her şey daha güzel olacak kızlar. Vloglarımı bundan atacağım. Bütün bilgilerimi, düzen editleme programımı falan hepsini buna yükleyeceğim. Çünkü telefonun hafızası doluyordu. Çok sıkıntı yaşıyordum. Donuyordu telefon artık böyle videolardan. Video düzenleyici de zor oluyordu yapmak. Editlemek zor oluyordu. Atmak zor oluyordu. Laptop almaya da şu an gücümüz olmadığı için bunu aldım. Zaten bu da ucuz bir şey değil. 750 lira yani. Şöyle koyarız. Neyse kızlar ben çayımı içeceğim şimdi. Bir yandan maşayı taktım. Saçlarımı maşa yapacağım. Çünkü bugün duş aldım çıktım. Düzleştirmek zor olur. Zaten kıvır kıvır saçlarım. Onların üstüne de maşa yapayım dedim. Ondan sonra makyaj yaparım. Son halimi de size gösteririm. Sonra geçeceğiz kızlar. Kızlar. Makyajımı yaptım. Saçlarım da görümcem yaptı. Şöyle maşa yaptı. Ben yaptım. Evet görümcem yaptı. Bana kalsa bir saatte çıkamazdım bu işin içinden. Güzel oldu. Tabii üstümü daha giymedim. Şimdi üstümü giyeceğim. Siyah gömleğimi, siyah pantolonumu giyeceğim. Böyle oldu kızlar. Saçlarımın da maşalı halini görün. Kolay kolay göremezsiniz yoksa bu şekilde. Makyajımı da şu şekilde. Sade bir şekilde. Dip liner çektim. Ve rümel sürdüm. Bir de rujumu sürdüm. Bu kadar kızlar. Tabii ben çocuklu bir anne olduğum için sürekli böyle eriştiğimde saçlarım önüme gelir diye düşünüyorum. Şu iki tarafından şöyle tutturmayı düşünüyorum. Arkadan. Öyle yani. Birazdan giyineceğiz, çıkacağız. Kızlar bugünlük de videom bu kadar oldu. Kısa oldu. Yapacak bir şey yok. Akşam tablete video atıp Allah'ın izniyle inşallah oradan editleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Evin içi curcuna gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, hoş kalın. Benimle kalın. Eğer videoma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.